Mutlu akşamlar. Türkiye'nin en çok izlenen yerel kanalı TV52'ye ve dolayısıyla TV52 ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 21 Kasım 2019 Perşembe. Yine gündemin öne çıkan başlıkları ve sıcak gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Yine her akşam olduğu gibi tabelamızı vererek bültenimize başlamak istiyorum. Bu akşam tabelada yeniden başlamak diyoruz sevgili izleyenler. Bazen hayat öyle standartlar koyuyor ki insanın önüne, her şeyi sil baştan yapmak gerekiyor. Bazen zorunluluktan, bazen yapmamız gerektiği için bunu yapmak gerekir. Oluyor bazen sağlık sorunları yaşıyoruz. Yani Allah korusun çok ciddi hastalıklar geçirebiliyoruz. Asla pes etmemek lazım, mücadele etmek lazım. Mücadele ederek hayata tekrar kazanmak lazım. Yeniden başlayabilecek gücü herkesin kendinde görmesi gerekir. Olur ya, ticaret yapıyoruz hepimiz. Malum ülkemizin hali bir günden sonra ne getireceği belli olmayabiliyor. Bazen ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Zira bugün de akşam saatlerinde çok genç bir kardeşimizin başına geldiği gibi bu kadar karamsar olmamak lazım. Ticarettir, kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Hayatta başımıza her şey gelebilir ama mücadele edebilecek gücü hem çevredekilerin vermesi lazım hem de her kardeşimizin kendinde o gücü hissetmesi gerekir ve asla mücadeleden dönmemesi gerekir. Ben eminim ki muhakkak her işin bir derdi, bir çaresi, bir çözümü vardır ve bulunuyor zamanı geldiğinde. Yeter ki her kıştan sonra bahar geleceğini unutmayalım. Yine bazen sportif aktivitelerde de böyle. Ordu Spor biliyorsunuz maalesef yok oldu, yok edildi. Belki isteyerek, belki istemeyerek yok edildi. Yeni takımlar çıktı artık. Bu spordur. Dün Ordu Spor vardı. Çok önemliydi şehir için. Çok büyük şehir için. Geçmişi, mazileri başarılarla doluydu. Çok şehir için değer addeden bir isimdi, bir markaydı. Ama Ordu Spor böyle oldu diye Ordu'nun futbolu, sporu duracak değil. Kaldığı yerden devam ettirmek lazım. Yepyeni bir sayfa açıp çok daha güçlü, çok daha gür sesle devam ettirmek lazım. Eski yeni komple kucaklaşıp sürdürmek lazım. Bu hayatı yeniden başlamak lazım. En kısa yoldan, en kestirmeden yeniden başlayıp yürümek lazım. Hatta koşmak lazım. Siyasette de bazen yeniden başlamayı bilmek gerekir. Eğer oturduğunuz koltuklarda rahat değilseniz ya da oturduğunuz koltuklardaki hizmetleriniz vatandaşa yansıyamıyorsa, onlar sizin orada oturmanızdan rahatsızsa ki biraz sonra haberimizde göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi için böyle bir durum herhalde bundan sonra artık geçerli gibi. Delege seçimlerinde alınan sonuçlar hiç de beklendiği gibi değil. Ciddi sürprizler var. Dolayısıyla bazen bu alanda da yeniden başlamayı bilmek lazım. Yeni yollar açmak lazım millet için, devlet için yeniden yapılanmak lazım ve vazgeçebilmek lazım. Zira kardeşlerimizin bazıları işsiz. İşsiz kalan kardeşlerimiz için de bazı insanlar yeniden sayfa açmak istiyorlar, yeniden başlamak istiyorlar. Onlara da şans vermek lazım. Şans verebilip yeniden başlatabilecek insanların da olması, o anlayışa sahip insanların, o büyüklüğe sahip insanların da olması gerekir. Bazen sizin elinizde olmayabilir yeniden başlamak. O yüzden bizden daha büyük olanların ya da ne bileyim pozisyon gereği yeniden başlatılmaya ihtiyacı olan insanlara da muhakkak şans verilmesi lazım. Küskün, dargın, kızgın kim varsa insan ilişkilerinde de yeniden başlamayı bilmek lazım. Bir olmayı, beraber olmayı, sevgi ekip karşılığında da saygı bulup sevgi bulmayı bilebilmek lazım. O yüzden toplumca hep beraber yeniden başlayan bir yapı, yeniden oluşan bir yapı, yepyeni sayfalarla yeniden yaşanan bir hayat her anlamda çizebilmek lazım. En önemlisi belki de yine konunun içinde söyledim ticareten. Bu hayat herkese ne getireceği belli değil. Bazıları çok ciddi paralar kazanabilirken bazıları maalesef olumsuzluklar yaşayabiliyor. Ama her ne olursa olsun hayatın yaşanmak zorunda olduğunu unutmamak gerekir. Bunu hem çevrenin hem de yaşayan kardeşlerimizin, hepimiz ticaret yapıyoruz, hepimizin bilmesi gerekir diyelim ve devam edelim sevgili izleyenler gündem özetimizde. Bugün ülke gündemi sakindi, sakin bir gündem vardı. Üzücü bir haber var ülke gündeminde. Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti. 4 gün önce de eşi vefat etmişti biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 25. Genelkurmay Başkanı'ydı. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ülke hizmetleri gerçekten unutulmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen
Üçüncü, Türkiye Tarım Şurası'na katıldı. Burada özellikle çiftçiler için çok önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Ziraat Bankası'nın çiftçilerin ortağı olacağını söyledi. Detayları haberlerimizde var. Yine Davutoğlu'nun ekibinden daha doğrusu her gün bir iddia söylüyor sahneye. Yeni bir iddia gelmiş. Birçok belediyedeki meclis üyelerinin istifa ederek yeni kurulacak partiye geçeceğini söylemişler. Her gün bir iddiada bulunması da bence biraz gündemi sıcak tutma çabası gibi görünüyor. Zira çok uzadı bu iş. Şimdiye kadar da tabelanın konulması gerekirdi diye düşünüyorum ben şahsen. Yine İYİ Parti'den Lütfü Türkkan'la ilgili sert bir açıklama gelmiş. Lütfü Türkkan biliyorsunuz AK Parti ile ittifak yapabileceklerini söylemişti İYİ Parti'nin. 5-6 tane İYİ bakanlık verilirse İYİ Parti'den Lütfü Türkkan'la ilgili çok sert bir açıklama geldi. Bu ve daha fazlası için bir gündem özet turu yapalım. Daha sonra kaldığımız yerden bültenimize devam edelim. Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt 79 yaşında hayatını kaybetti. Emekli Orgeneral'in eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. 25. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ölmeden önce verdiği son röportajda kendisinden helallik isteyen FETÖ'cü savcı için terörle mücadele eden komutana terör örgütü yöneticisi dediler. Hepsi Allah'ından bulsun ifadelerini kullanmıştı. Ziraat Bankası çiftçilerin ortağı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuştu. Burada çiftçiler için önemli açıklamalar yapan Erdoğan, dün akşam Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüştüğünü belirterek, "Ziraat Bankamız çiftçilerimizle çok daha geniş kapsamlı krediyle bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı inşallah sürdürecektir." dedi. Davutoğlu ekibinden çarpıcı iddia. Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu çalışmalarına devam ederken ses getirecek bir iddia ortaya çıktı. Davutoğlu ekibi tarafından belediye meclis üyelerinin istifa edip yeni kurulacak partiye katılacağı iddia edildi. Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin tabelasını Aralık ayının ilk haftası asacak. En riskli ilçe Silivri. İstanbul'un riskli ve sağlam zeminli bölgelerinin detaylı haritalandığı çalışma kapsamında deprem büyütmesi olarak tanımlanan zemin hareketlerinin yüzeye yansıması araştırıldı. Araştırma kapsamında İstanbul'un en riskli ilçesi Silivri olarak gösterildi. İYİ Parti'den çok sert Lütfi Türkkan açıklaması. İYİ Parti AK Parti ile koalisyon yapar mısınız sorusuna yaparız. Ben söylüyorum yaparız. Öyle MHP gibi otopark büfe alıp da koalisyon olmaz. En az 5-6 tane sağlam bakanlık isteriz diyen grup başkan vekili Lütfi Türkkan için sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada grup başkan vekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması partimizin imasını dahi meşru görmediği ve görmeyeceği bir beyandır denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam ediyoruz sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Tarım Şurası'na katıldı. Burada yaptığı açıklamalar özellikle çiftçileri yakından ilgilendirir durumdaydı. Zira Ziraat Bankası'nın bundan sonra çiftçilerle ilgili diyaloglarının çok daha sık olacağını, adeta Ziraat Bankası'nın çiftçilere ortak olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Erdoğan burada gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir ifadelerini kullandı. Ve dün evvelsi akşam Ziraat Bankası Genel Müdürümüzle de etraflıca görüştüm. Ve bu görüşmeden sonra da Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı inşallah sürdürecektir. Belki de sizlerle ortaklığa girecek, bu tür adımları atacak.
Erdoğan tarımsal hasılada dünyada 7. Avrupa'da 1. sırada olduğumuzu belirtirken miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz dedi. Tarımda milli güvenliğimize özellikle öncelik vermeyen her türlü projeye, her türlü dönüşüme, karına zararına bakmaksızın karşı olduğumuzu altını çizerek bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kardeşlerim, son 17 yılda ülkemize ekonomide, turizmde, sağlıkta, savunmada nasıl çağ atlatmışsak, tarım ve hayvancılık alanında da Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık. Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden, öngörüsüzlüğünden kurtarmak için yeni üretim ve destekleme modellerini devreye aldık. Çiftçilerimize bugüne kadar toplamda 137,7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Tarımsal hasılada dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıradayız. Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak bu önemli projeyi 10 yıl içinde tamamlayacağız. Toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planları hazırlayacağız. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modelleri devreye alacağız. Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz. Gıda depolarında izlenebilirliğin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliği için kadın ve genç girişimcilerimizi destekliyoruz. Evet sevgili izleyenler, sırada üzücü bir haberimiz var. İşte bu tabelayı bugün seçmemizin en büyük etkenlerinden bir tanesi aslında bu yaşanan vakaydı. İnsan canı, sağlığı hiçbir şeyle ölçecek düzeyde değil. Yani insan para kaybedebilir, malını kaybedebilir, zamanını kaybedebilir. Birçok değerli, kıymetli eşyasını ya da pozisyonunu kaybedebilir. Olabilir bunlar. Hayatın içinde var bunlar. Hepimiz ticaret yapıyoruz. Hepimizin bir riski var. Hepimiz yaşıyoruz. Sağlıkla ilgili de bir riskimiz var. Ama unutmamak lazım ki bu hayatı her şartta, her şekilde sürdürmek gerekir, yaşamak gerekir. Mücadeleyi bırakmamak gerekir. Her kışın bir baharı olduğunu, her gecenin bir sabahı olduğunu unutmamak gerekir. Bugün gencecik bir kardeşimiz işte bu sıkıntılardan dolayı olduğu söylenen bir vakayla, ölüm vakasıyla karşı karşıya. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına Allah sabırlar versin. Keşke elimizden bir şey gelse toplum olarak da bunun zamanında haberdarı olsak ve yapılması gerekenleri yapabilsek. Yazık oluyor. Gencecik insanlar, genç insanlar, hiçbir şey değişmeyecek insanlar maalesef böyle sıkıntılar yüzünden bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Unutmamak gerekir ki insan canından, sağlığından daha önemli bir şey yok hayatta diyelim ve kardeşimizin haberini verelim üzülerek. Ordulu iş adamı ölü buluntu. 44 yaşındaki genç iş adamının iş yerinde cansız bedeni buluntu. İş adamı MI'dan haber alamayan yakınları iş yerinin bodrumunda acı manzarayla karşı karşıya kaldı. MI'nın cansız bedenini gören yakınları durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve emniyete bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk belirlemelerine göre iş adamının ölümünün intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. MI'nın silahla kendini vurarak intihar ettiği tahmin ediliyor. Öte yandan olayla ilgili araştırma devam ediyor. Şehir Hastanesi ile ilgili bir açıklama da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'den geldi sevgili izleyenler. Zira biliyorsunuz Doktor Mehmet Hilmi Güler
Ankara'da genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı dün. Ve bu toplantı sonrasında da hem Cumhurbaşkanı'yla hem de Sağlık Bakanı'yla bir toplantı yaptığını duyurdu. Bu toplantı neticesinde şehir hastanesinin proje ihalesine çıkıldığını söyledi. Ancak hastanenin yeriyle ilgili somut bir açıklama yapmadı. En kısa sürede temelinin atılacağını söyledi ama o temelin nereye atılacağını o da söylemedi. Dolayısıyla bu söylemler uzayıp gidiyor. Herhalde bir süre daha böyle uzayıp gidecek gibi. İşte ben dün akşam da söylemiştim. Bu akşam da söylüyorum. Bunu açıklayacak isim Numan Kurtulmuş olmalı. Bu gece geç saatlerde Numan Kurtulmuş orduya gelecek ve bu sorunun cevabını muhakkak hem basın hem de siyasetçiler hem de orduyu yönetenler alması gerekir. Numan Kurtulmuş bu net bilgiyi ordulara vermesi gerekir ve bunun üzerine de en kısa sürede temelinin atılması gerekir diyelim ve Hilmi Güler'in açıklamalarını izleyelim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Şehir Hastanesi'nin proje ihalesine çıkıldığı müjdesini verdi. Ordu yıllardır hasretle beklediği şehir hastanesine nihayet kavuşuyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, 900 yataklı şehir hastanesinin proje ihalesine çıkıldığını ve en kısa sürede temelinin atılarak inşaatına başlanacağını açıkladı. Başkan Güler, AK Parti İl Başkanları toplantısına katılmak üzere gittiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Başkan Güler, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sağlık Bakanımızla proje ihalesine çıkılan şehir hastanemizi görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız proje ile çok yakından ilgileniyor. İlimizin çok büyük ihtiyacını kökten çözmek için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Sağlık Bakanımıza gösterdikleri candan destekleri ve gönül dolusu yardımları için ordu halkı adına çok teşekkür ediyorum. Proje ihalesine çıkılan Ordu Şehir Hastanemiz ordumuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi. Evet sevgili izleyenler, dedik ya, yeniden başlamak bugün tabela. Bazen yeniden başlamak isteyen insanların da önünü açmak gerekir dedik. Özellikle siyasette. Genç nesil var, başarılı bir nesil var. Unutmayın, biz 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş bir neslin, bir atanın torunlarıyız. Bir çağı kapatmış, bir çağı açmış bir atanın torunuyuz. O yüzden gencecik insanlara güvenmek lazım ve önlerini açmak lazım. O koltuklarda bir ömür boyu oturulmayacağını unutmamak lazım. Niye söylüyoruz? Biliyorsunuz 8 Kasım'dan bu yana CHP'de delege seçimleri var. Cumhuriyet Halk Partisi her dönem olduğu gibi delege seçimleriyle kurultayı başlattı. Sonunda da büyük kongreyle bu işe noktayı koyacaklar ve genel başkan seçecekler. Ordu'da da delege seçimleri yapılıyor 8 Kasım'dan bu yana. En çok merak edilen konu, özellikle partinin en ağır toplarının, en ağır isimlerinin bulunduğu Akyazı'dan kimlerin delege olarak çıkacağıydı, hangi listenin kazanacağıydı. Biliyorsunuz Seyit Torun Ordu'dan uzaklaştı. CHP'nin bir numaralı ismiydi Ordu'da. Artık CHP Mustafa Adıgüzel'de, milletvekili Mustafa Adıgüzel'de. Ve enteresandır ki Mustafa Adıgüzel'in desteklediği liste Akyazı'da sandıktan çıkamadı. Mustafa Adıgüzel'le beraber Ordu'da Altınordu Belediye Başkan adayı olan Birol Yılmaz da sandıktan çıkamadı ve ilçe başkan adayları vardı. Onlar da delege olarak seçilmeyi başaramadılar. CHP'de büyük kurultay öncesi mahallelerde delege belirlemek için kurulan sandıklarda seçim heyecanı yaşanıyor. Delege yarışında ortaya çıkan sürpriz sonuçlarsa dikkat çekiyor. Özellikle partinin ağır toplarının bulunduğu en fazla delege sayısına sahip Akyazı Mahallesi'nin sonucu Ordu CHP'de yaşanan krizi gözler önüne serdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Ordu'yu emanet ettiği CHP'li vekil Mustafa Adıgüzel'in desteklediği 31 Mart yerel seçimlerinde partinin Altınordu Belediye Başkan adayı Birol Yılmaz'ın geçmiş dönem Ordu Belediye Başkan Yardımcısı Özer Karadağ'ın bulunduğu liste kaybetti. İki ilçe başkanı aday adayı ve partinin ağır topları olarak bilinen birçok isim de sandıktan çıkamadı. Öte yandan Akyazı Mahallesi'nde kazanan listede CHP eski il başkanı Cemil Cebeci, belediye meclis üyesi Hasan Karamustafaoğlu ve Akyazı Mahallesi muhtarı Hakan Sarı gibi isimler yer aldı. CHP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimleri nasıl kaybettiğini açık açık belgeledi. Yeniden başlamak isteyenlere de yeniden başlayacak şansı vermek lazım. Yeniden başlamak. Tabelamız bu bugün. Bence birçok başlık üretilebilir bundan. Birçok konu üretilebilir buradan.
Şimdi biliyorsunuz Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden sipariş gibi atılan arkadaşlarımız vardı. 14 isim. Daha sonra ne olduysa 3 tanesi geri alındı. 11 tanesi hala işsiz. Ve bu adamlar atıldığı günden bugüne Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önünde eylemlerini sürdürüyorlar. Ekmek mücadelesi veriyorlar. Tek amaçları var nedir? İş sahibi olabilmek. Dolayısıyla bunun mücadelesini veren insanlar bugün çok özel bir misafirleri vardı. Ekim ayında hiçbir gerekçe gösterilmediği iddiasıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki işlerinden çıkarıldıklarını ileri süren 11 işçi eyleme devam ediyor. İşçiler her gün düzenli olarak ellerinde pankartlarıyla Ordu Büyükşehir Belediye binası önünde oturup seslerini duyurmaya çalışıyor. İşçilere hayırsever iş adamı Ergün Karlıbel'den destek geldi. İşçileri ziyaret eden Karlıbel çikolata ikramında bulundu. İşçilerin yeniden işe alınana kadar belediye önünde oturma eylemine devam edecekleri öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Berat Albayrak biliyorsunuz Ordu'ya bir ziyaret düzenlemişti sevgili izleyenler. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sadece Ordu'ya değil aslında Türkiye'nin birçok iline ekonomiyle ilgili briefler vermek adına ve tabii briefler de almak üzere ziyaretler düzenledi. Onlardan bir tanesi de Ordu'yaydı. Yaptığı bu ziyarette iş adamlarıyla da yakından ilgilenmişti ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Bu görüşmeler sırasında iş adamlarının Berat Albayrak'a Ordu ile ilgili bir takım sunumlar yaptığı, fındıkla ilgili de bir rapor verdiği biliniyor. İşte o raporla ilgili fındıkçı, sanayici, iş adamı Cem Şenocak açıklamalarda bulundu. Fındık ihracatçısı, sanayici, iş adamı Cem Şenocak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ordu ziyareti sırasında iş adamlarıyla gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili konuştu. Cem Şenocak, Bakan Albayrak'a sundukları raporla ilgili bilgi verdi. Şenocak özellikle de fındıkla ilgili verdikleri raporların içeriğinden bahsetti. Raporun üreticilerin gelirini arttırmak noktasında olduğunu söyledi. Özellikle Ordu en önemli dünyanın fındık üretim alanı. Dünyada toplamda 900'de 1 milyon kilo arasında bir fındık, ton fındık olurken bunun 200-250 bin tonu Ordu'da oluyor. Giresun'da da baktığınızda 150 bin ton arası bir fındık olduğunu düşünürseniz iki ilde bir il gibi zaten birbirine çok yakın, kaderi birbirine benziyor, üretici yapısı birbirine benziyor, akrabalık ilişkileri ve çok yakın da bir sınırları olması sebebiyle Ordu Giresun illeri fındık üretiminde çok önemli. Fındık üretiminde ki eksiklikler, üreticinin geliri nasıl artırılabilir? Bu konularda kendilerine raporlar verdik. Bu da önemli bir konu. Özellikle alan bazlı desteklemenin Ordu Giresun'daki sarp meyilli arazilerdeki küçülmüş miras yoluyla bahçelere daha çok verilmesi konusunda, bahçesine bakan üreticiye verilmesi konusunda raporlar verdik. Organize sanayi bölgesinin de gündemlerinde olduğunu söyleyen Şen Ocak, Ordu'da üniversite bitirmiş gençlerin istihdam sorununu da gündeme getirdiklerinin altını çizdi. Bir organize sanayi eksikliği olması, Ordu'ya yatırım istiyoruz ama organize sanayi bölgesinin yetersizliği, yerlerin pahalı olması gibi sorunlar var. Bunları dile getirdik. Yapılan yatırımlar var, talep edilen yatırımlar var. Bunlarla ilgili konuştuk. Tabii bütün bunların neticesinde ilimizde üreticinin gelirinin artırılması çok önemli bir konu. Ondan sonra üniversite bitirmiş çocuklarımızın istihdam sorunu ilimizde. Çünkü sanayisi çok gelişmiyor, gelişemedi. Değişik sebeplerden demin söylediğim gibi en başta yer sorunu ve pahalı olduğu için. Bunlarla ilgili ilimizin valisiyle, belediye başkanımızla, siyasetçilerimizle, milletvekillerimizle olan çalışmalarımız var. Bu konularda biraz daha destek ve duyarlılık beklediğimizi ilettik kendilerine. Yeni yatırımlarda bir tren yolu projemiz önemli bir proje. Bir yayla yolu projemiz önemli bir proje. Bunları gündeme getirdik. Evet, yine fındıkla ilgili bir haberimiz var sırada sevgili izleyenler. Anadolu Ajansı'nın bir haberi var sırada.
Biliyorsunuz fındıktaki en büyük partner illerimizden bir tanesi de Düzce. Düzce'nin Avrupa Birliği'ne yaptığı iç fındık ihracatı ile ilgili bir açıklama gelmiş Tarım Orman İl Müdürlüğü'nden. Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine yılın 10 ayında 10.976 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yılın ilk 10 ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı. Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin Ekim ayı sonuna kadar ihracatın büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi. Kentte fındık hasadının Eylül ayının ortalarında sona erdiği ve yeni sezon ürününün pazara inmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre yılın ilk 10 ayında pazara inen üründen 10.976 ton işlenerek iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiği ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca 2019 yılının Ekim ayında ise 2241 ton fındığın Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi. Ordu ile ilgili en önemli yatırım projelerinden bir tanesi de biliyorsunuz Akdeniz-Karadeniz Dereyolu yatırım projesinin, yol projesinin bir an önce tamamlanması. Zira ordunun coğrafi avantajına en büyük katkı sağlayacak yatırımlardan bir tanesi. O yol İç Anadolu'yla, Sivas'la, Kayseri'yle ve diğer illerle ordunun bütünleşmesini sağlayacak. Ordunun denizinin bütünleşmesini sağlayacak. O kadar önemli bir yol. Ve maalesef bizim siyasetçilerimiz bu noktada da sınıfta kalıyorlar. Yani buranın çoktan bitirilmesi gerekirdi. Bunu en iyi idrak eden yönetici de belki Sivas'ın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken olmuş. Mustafa Eken'in açıklamalarını izledim. Biraz sonra siz de izleyeceksiniz. O işin nimetinin, yani o yolun nimetinin, ulaşımın nimetinin o kadar farkında ki bir an önce bitirilmesi gerektiğinin üstüne basa basa vurgusunu yaptı konuşmasında. Eğer o vurguyu siyasilere de yaparsa, bizimkiler de aynı erdemi gösterebilirlerse bu yol bir an önce biter. Yalnız Mustafa Başkan'ın atladığı bir nokta var. Yani o Sivas'ın Ordu'ya bütünleşmesindeki en büyük avantajının Ordu Limanı'nı kullanmak olduğunu biliyor ve söylüyor, doğru da düşünüyor. Ancak biz de limanın hala yapılamadığını unut. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sivas'ta bir araya gelerek Karadeniz-Akdeniz yolunun bir an önce tamamlanmasını ve Ordu'ya bir liman kazandırılmasını istediklerini dile getirirken her iki oda arasında kardeş oda protokolü imzalandı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Sivas, İskenderun, Antakya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'e düzenlediği iş gezisi kapsamında ilk durağı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Programda konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, ilçelerimizle birlikte istişareler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Oralardaki güzellikleri de tanıtmak için çalışıyoruz. Sivas'ı seviyoruz, Sivaslı olmaktan da gurur duyuyoruz. İşsizliğe çare olmak için çalışıyoruz, istihdamı arttırmak için çalışıyoruz. Başka hiçbir gayemiz yok dedi. Ordu-Sivas Karayolu'nun bir an evvel bitirilmesi gerektiğini kaydeden Eken, taşın altına herkes gövdesini koyacak dedi. Öncelikle Sivas'ın çevre illerle ki en önemli olan bana göre Ordu'yla alakalı olan, ki sadece Ordu'yla değil bu. Ordu Karadeniz yolunun bir an önce tamamlanması. Şimdi 2020'nin başkanımla biraz önce yukarıda konuştuğumuzda 6. ayında inşallah büyüklerimiz biteceğini, tamamlanacağını söylediler. Biz de oraya gideceğiz inşallah. Orada yerinde yolumuzu da gördükten sonra ve bunu da gerekli bakanlıklara ve milletvekillerimize, gerek Sivas gerek Ordu milletvekillerimize bildireceğiz. Taşın altına herkes gövdesini koyacak. Mesudiye çıkışındaki tamamlanmayan, doğru söylüyorum değil mi başkanım? 10 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla tabiri caizse limana 2 saat ulaşacağız arkadaşlar. Organizemizde üretilen malımızın ihracat edilmesi için, direkt limana gidilmesi için Mersin-Adana limanı tabii ki kullanılıyor. Ama Ordu, Ünye'deki liman dahi yakınlaşıyor ama Ordu'ya da inşallah liman yapılıyor.
bizim sahile bağlantımız 2 saat, 2,5 saat, limana bağlantımız 2 saat, 2,5 saat. Sadece Sivas, Kayseri'de bundan, diğer bütün bölgemizdeki illerin tamamı bundan faydalanacak. Artık yıllardır devam eden Ordu Karadeniz Sivas bağlantı yolunun tamamlanmasını, 2020 yılında hizmete açılmasını büyüklerimizden, milletvekillerimizden, bakanımızdan ve cumhurbaşkanımızdan buradan talep ediyoruz. Artık bunun bir arada geçilmesi lazım. Toplantıda konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin ise bu yol 2020 yılında bitecek deniyor. Zaten tüneller bitmiş vaziyette. 10 kilometre bir alan kalmış. Kısa zamanda biteceğine inanıyorum dedi. Ordu biliyorsunuz Sivas'ın en uzun sınırı olan iki ilden bir tanesi. Biz yıllarca Sivas'ta zaten hep kardeş olarak devam ettik. Geçmiş dönemde de şimdi ortak bir sevdamız vardı. Hatta Ordu Giresun'a bağlayan yolun adı da Sivas yolu, Ere yolu. Biz zaten kardeşiz, biz şeyiz zaten. İnşallah bundan sonra yapacağımız siyasetin desteğiyle, bizlerin istekleriyle bu yolun bir an önce bitmesi olacak. Bu yol 2020'de inşallah bitecek deniyor, ortalarından sonra bitecek deniyor. Zaten tüneller bitmiş vaziyette. 10 kilometrelik bir alan kalmış. Ben kısa zamanda biteceğine inanıyorum zaten. Çünkü bittiği anda Ordu'nun limana ihtiyacı var, Sivas'ta ihtiyacı var. Türkiye'de en uzun sahil olan iki ilden bir tanesi Ordu. Mersin'den sonra en uzun sahil Ordu. Yaklaşık 125 kilometre sahil olan. Toplantıda konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Levent Yıldırım ev sahipliğinden dolayı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine teşekkür etti. Göstermiş olduğu nazik misafirperverlik için Sivas Ticaret Odası'na çok teşekkür ederiz. Ayrıca bugünkü şu anda söylemiş olduğu kardeş oda olma şekilde bizi son derece onurlandırmıştır. Konuşmaların ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eken ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin kardeş oda protokolünü imzaladı. Program hediye takdimiyle sona erdi. Evet sevgili izleyenler, aslında konuşurken bu taraflara çok bakmak lazım. Başlayıp da bitmeyen projelerin hepsinin bir an önce bitirilmesi lazım. Burada bize çok iş düşüyor. Biz konuşuyoruz. Kötü de olsa konuşuyoruz. Sorun yok. Kötü bilinsin. Memleket iyi olsun. Biz kötü bilinelim. Burada sorun yok. Bakın ben haber bültenine başladım. Takip ediyorum sosyal medyadan ne yazıldığını. Yazanların tamamına yakını işsizlikten bahsediyor. İşe ihtiyacı var memlekette insanların diyor. Birisi yazmış, benim oğlum var, evli çocuğu var, işi yok diyor. Çok önemli bunlar. Bunları duymak lazım, bu sesleri duymak lazım. İşte biraz önce girdiğimizde haber bülteninin başında söyledik. Ekonomi, evet olmayabilir. Doğru ama olması için hamleler yapılması lazım. İnsanlar mücadele ederler, ticaret yaparlar, kazanırlar, kaybederler. Batarlar, çıkarlar. Çok önemli olmayabilir belki bu durum. Tabii ki önemli ama sağlıktan daha önemli değil. Ama insanlara çalışabilecekleri, evlerine ekmek götürebilecekleri ortamları sağlamak lazım. Bu ülkeyi yöneten, bu ili yöneten herkesin bu sorumluluğu, bu görevi, bu borcu bu insanlara. O yüzden bunu muhakkak yerine getirmek lazım. Bu liman yapılırsa eğer burada çalışacak insanlar Trabzon'un, Samsun'un insanlar da olabilir ama çoğunlukla ordular çalışacak. Orduya istihdam sağlayacak. Bunun gibi birçok yatırım bitirilirse, şehir hastanesi bitirilirse yine buradaki insanlar burada hizmet edecek. Dolayısıyla bunlar burada istihdam edecek ve bunların evine ekmek gidecek buralardan. Bu şehri yöneten insanların, bu şehrin başındaki, bu şehrin amiri pozisyondaki insanların, siyasetin amiri pozisyondaki insanların bunları bilmesi lazım. Bugün bir kardeşimiz vefat ediyor ise o insanın sizde hakkı olduğunu unutmayın. Bugün bir kardeşimiz evine ekmek götüremiyor ise, aç kalıyor, aç yatıyor ise orada sizin vebalin en büyüğüne sahip olduğunuzu unutmamanız gerekir. İşte burada 11 tane kardeşimiz kapılarda bekleyip de işini geri istiyor ise bu iş yerini yöneten insanların vebali olduğunu, sorumluluğu olduğunu unutmaması gerekir diyelim ve devam edelim. Ünye'ye uzanıyoruz sevgili izleyenler. Ünye'de biliyorsunuz hayvanla ilgili ciddi ses yükselişleri oluyor diyelim. Daha önce biliyorsunuz orada Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in çok başına artan bir hayvan barınağı olayı yaşanmıştı. Hayvanlara sahip çıkılmadığını, mağdur edildikleri konusunda ciddi bir serzeniş olmuştu. Ve bu ulusal basına kadar düşmüş. Hilmi Bey'in de ciddi manada başına artmış. Ekibinden bir iki kişinin de yol ayrımına gitmesine sebep olmuştu.
Şimdi bugün gelen haberde, dün gece yaşanan olayda Ünye'de köpek saldırılarından 7 tane vatandaşımız yaralanmış. Bu köpekleri toplasalar, yani belediyelere toplasalar, vatandaş hayvan hakları diyor, hemen konuşmaya başlıyor. Ama şimdi insanlara saldıran 7 tane köpekle ilgili kimsenin gıkı çıkmıyor. Bak ne diyoruz? Önce can. Eyvallah. Herkes tabii ki hayvanları savunmalı, korumalı, gözetmeli, doyurmalı. Ama insan öncelikli olmalı. O yüzden bu noktada hassasiyet gösterilmesi gerekir. Ünye'deki hayvanlarla ilgili barınak yapmak ne kadar elzem ise, o sokaktaki hayvanlardan kurtulmak da o derece önemli ve elzem. Zira iki tanesi çocuk onlardan. Bu köpeklerin sağlık durumu ile ilgili de herhangi bir net bilgi yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bu noktada duyarlı olmaya davet ediyoruz. Belediyemizi bu noktada çalışkan olmaya davet ediyoruz. İnsanların riskli oldukları şehirler, sokaklar, caddeler kesinlikle sizin açınızdan tekin yerler değil. Şöyle tekin yerler değil. Eğer insanlar orada rahat rahat gezemiyorlarsa sizin oturduğunuz koltuklarda oturmanızın hiçbir anlamı yok. Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Çamlık'la Orta Yılmazlar Mahallesi Yalı mevkileri arasındaki farklı noktalarda 7 kişi başıboş gezen köpeğin saldırısına uğradı. Sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu. Köpeğin vücutlarının çeşitli yerlerinden ısırarak yaraladığı ikisi çocuk 7 kişi Ünye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kuduz ihtimaline karşı aşıları yapılan kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yetkililer sokak köpeğinin karantina altına alınmak üzere bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi. Yeniden açılacak bir sayfa da aslında Ordu'da spora gerekli sevgili izleyenler. Ordu Sporu biliyorsunuz artık yok. Yok oldu yani. Yeni bir takımla birleşti. Armasını kurtardılar en azından. Yeni mahalleyle birleşti. Ve Ordu Spor 1967 olarak devam ediyor. Bir başka Ordu Spor'da daha önceki dönemde kurulan ve şu an 3. ligde olan Yeni Ordu Spor'du. Ve o başarıya daha yakın. Ancak yanlış yönetiliyordu ve şehre mal edilememiş idi siyasetten dolayı. Şimdi öyle bir fırsat doğdu ki aslında Ordu'nun sporunu komple kurtarabilecek bir yapıya kavuşmak mümkün. Eski efsane başkanlardan Şükrü Bodrum'un Yeni Ordu Spor'a başkan olabileceği söylendi. Ordu Spor eski kulüp başkanlarından Şükrü Bodur, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılacak olan Yeni Ordu Spor Kongresi'nde şartlar oluştuğu takdirde başkan olabileceğini söyledi. Çevre illerin üst liglerde takımı olduğuna değinen Bodur, Ordu futbolda Trabzon'la birlikte ülke futboluna hatır sayılır derecede katkı sağlamış bir şehir. Ama an itibariyle çevre illerimizin üst liglerde takımları bulunurken, ilimizin üst liglerde takımı olmaması bu ilin futboluna katkı sağlamış bir kişi olarak şahsımı derinden üzüyor. Bugün ilimizi temsil eden ve 3. ligde mücadele eden bir takımımız var. Şöyle olmuş, böyle olmuş, bu takım falancanın takımıymış gibi kuru çekişmelerle bir yere varamayız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler Bey'e büyük iş düşüyor. Kendisinin bu şehre önderlik yapmasını istiyorum. Onun önderliğinde Ordu futboluna katkısı olanlar bir araya gelip Yeni Ordu Spor'u hep birlikte üst liglere taşıyabiliriz dedi. Ordulu futbol severlerin yakından tanıdığı ve sevdiği Şükrü Bodur'un bu mesajları şehirde heyecan yaşattı. Sevgili izleyenler, şüphesiz ki ordumuzun en büyük marka değeri Ordu Spor. 7'den 70'e hepimizin gönlünde kanayan yarası. Şükrü Bodur başkan olacak mı? Efsane başkan yeniden geri gelecek mi? Ve Ordu Spor eski günlerine tekrar geri dönecek mi? Şimdi hattımızın ucunda efsane başkan Şükrü Bodur var ve kendisine soracağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. 8,5 yıllık Ordu Spor Başkanlığı dönemi ve 2004-2005 sezonunda yaşanmış bir şampiyonluk. Şükrü Bodur tekrar eski günlerine geri döndürecek bu Ordu Spor'u. Ne düşünürsünüz Ordu Spor Başkanlığı ile ilgili sevgili başkanım? Şimdi öncelikle ben iyi akşamlar diliyorum. Yalnız şunu kabul etmiyorum. Efsane başkan olmaz. Ordu Spor'a gelen bütün başkanlar karınca kaderince hizmet eder. Ordu Spor'u yukarılara taşır. Biz de hasbelkader 8,5 yıl bu şehirde başkanlık yaptık. Elimizden geldiği kadar
hizmet ettik. Bunun mutluluğu içerisindeyim tabii. Ordu Spor tabii Ordu halkının, Ordu şehrinin bir takımı. Ben 10 sene evvel başkanlığı bırakmıştım ama bugün üzüntü içerisindeyim. Olmaması gereken yerlerde Ordu Spor şu son 10 senedir hiç gereksiz bir şekilde düşüşlere geçti. Evet. Şu anda açıkçası orada bir sıkıntı görülüyor. Futbolda yazıktır. Karadeniz'de bütün şehirlerin, bütün illerin, ilçelerin takımları varken bizim şu anda yeni Ordu Spor durumu da tabii vaziyeti itibariyle çok iç açıcı vaziyette değil. Düştüğü zaman da buradan tekrar bir Ordu takımı çıkması çok zor görüyorum. Burada bir birlik ve beraberlik halinde bu takımımızı biz üçüncülükte tutup hatta yukarılara çıkartmamız gereğine inanıyorum. İnşallah başkanım. Başkanım, takımı devralmakla ilgili bir takım şartlar oluşursa diye bir açıklamanız var. Bunlarla ilgili açıklama yapar mısınız? Şartlar nelerdir? Tabii. Şimdi buradaki, tabii burada birlik beraberlik çok önemli. Bakın ben ne diyeyim, ben 10 sene evvel bu işi yaptım, bıraktım. Ama şu andaki Ordu Spor'un durumunda üzülerek acaba ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye her ordulu gibi, her Ordu Sporlu gibi ben de düşünüyorum. Sağ olsunlar oradaki eski başkanlarım, eski futbolcularımız bir oluşumun içerisindeler. Onlar da aynı şekilde benim gibi düşünen insanlar. Bu cumartesi günü bir toplantı yapıp beni de bir eski başkan olarak beni de davet ettiler, çağırdılar. Ben de cumartesi günü geleceğim. Ordu Spor'un, futbolun, oradaki futbolun geleceği burada bir değerlendirilecek. Yani ya burada mevcut profesyonel ligde bulunan takımımıza sahip çıkalım, bunu yukarılara taşıyalım, Ordu'nun ismi eski günlerine dönsün veyahut da bu işi bırakalım diye bir karar çıkacak. Ama ki ben buradaki insanların, bu toplantıya katılacak insanların herkesin Ordu Spor'un liglerde bulunması için buraya destek vereceklerini kabulleniyorum. Tabii ki bu destekler en büyük şey. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteği gerekiyor. Sayın milletvekillerimizin, sayın valimizin, iş adamlarımızın, eğer bu işi yapacaksak hep beraber buna bir taraftan el tutarak yukarılara çekilmesi gereğine inanıyorum. Ben bu niyetle cumartesi günkü toplantıya katılacağım. Oradaki çıkacak nihai karara göre değerlendirmelerimizi yapacağız. Başkanım, ben tüm orduların arkanızda olacağına eminim. Hem siyasetçisiyle hem de esnafıyla. Vatandaş zaten biliyorsunuz canı gönülden dört gözle yol gözlüyor. Böyle güvenebileceği bir başkan arıyordu aslında. İnşallah isabet olur gelişiniz. Peki bir şey sormak istiyorum. Eğer olur da takımın başına geçerseniz nasıl bir yönetim oluşacak Yeni Ordu Spor'da? Zira Yeni Ordu Spor'un en büyük sıkıntısı aslında halkla buluşamamasıydı. Üçüncü lig çok büyük bir avantaj. Bahsettiğiniz gibi bu işi biliyorsunuz, tecrübeniz var. Evet. Amatör ligden bir takım çıkartmakla üçüncü ligden bir takım yukarı çıkartmak arasındaki farkı en iyi siz anlatabilirsiniz. Nasıl bir oluşum yapacaksınız? Şimdi öncelikle bir kere bu cumartesi günkü toplantıda bir karar verilsin. Öbür taraflarında çalışırız arkadaşlar. Bu benim hiç şeyim yok. Herkesle ben çalışırım. Her o Ordu Spor'un işine eline taşın altına koyacak her arkadaşla çalışırız. Otururuz, görüşürüz. Çözülür. Yeter ki bu camiadan, yani bu eski başkanlar ve eski futbolcu kardeşlerimizin ve şehrimizin belediye başkanımızın bu işe omuz vermesi çok önemli. Yardımcı, destek olmaları önemli. Onları daha ileriki zaten tahminim bu cumartesi günkü birinci kongrede çoğunluk olacağını tahmin etmiyorum. Herhalde öbür hafta ayın 30'undaki genel kurulda bu netleşmiş olur. Bu arada da tabii o sizin bahsettiğiniz yönetim şekli, nasıl organizasyon yapılacak, onların çalışması olur. Bence bu haftaki görüşmeler, hafta sonu görüşmeler hayırlı ve isabetli olur kanaatindeyim. İnşallah başkanım. Bu arada
Eğer kalacaksanız pazartesi günkü programda tarafsız sahada sizi muhakkak ağırlamak isteriz. Sağ olun. Bu anlamda açıklamalarınızdan özür dilerim. Şunu da anlıyorum ki ekibinizde hep futbolu bilen insanlar var. Onlarla göreceksiniz. Doğrusu da budur. Tabii. Bu vesileyle kamuoyuna vereceğiniz mesajlarınız varsa onları da almak isterim. Cumartesi günü orada kimleri görmek istiyorsunuz? Ne mesajlar vermek istiyorsunuz? Bunlarla kapatalım isterseniz telefonu. Tabii ki öncelikle bizim Ordu Spor'a hizmet etmiş çok büyük değerlerimiz var orada. Bunların buraya gelip fikirlerini söylemeleri. Nasıl bir Ordu Spor? Bundan sonra orada futbolun nasıl bir daha ayağa kaldırılması gerektiğine herkesin katkısı bulunması lazım. Bilhassa bu kulübe hizmet etmiş, çok büyük emekler vermiş eski kulüp başkanlarımızın, eski futbolcularımızın, değerlerimizin bu işe çekillerini söyleyip burada bir oluşumun sağlanması lazım. Burada tabii bunun yanında da Ordu halkımızın bu işe, bu kulübe sahip çıkılması lazım. Eğer biz, Allah göstersin, bu takım bu sene düşerse, biraz evvel de söylediğim gibi bizim tekrar bal liginden buralara çıkmamız çok büyük zorluklar görüyoruz, yaşıyoruz. Yani biraz da benim de vicdanım da bu hale gelmesine biraz da benim vicdanım da el vermiyor. Açıkçası 10 sene evvel bırakırken bir yanlış hareketten dolayı buralara geldi. Bunu da bir toparlamak istiyorum ben, vicdanen rahatlamak için. İnşallah iyi olacak. Ama burada taraftarımızın bir kere maçlara gelip eskisi gibi eski takımımıza yaptığımız desteklerini bekliyorum. Umuyorum da bu taraftarımızın bu işe sahip çıkacağını. Şehrimiz sahip çıktığı zaman ileride inşallah daha da iyi şeyler olacağını inanıyorum. Yalnız bugünkü durumda el birliğiyle şu kötü gidişatımız, yani ligin altında bulunan durumumuzu bir yukarıya doğru acil olarak çekip bu düşme hattından kurtulup böyle rahat bir yukarılara doğru çıkmamız lazım. Gidebildiği yere kadar bu sene gitmeli. Ondan sonra da oturup değerlendirmelerimizi yapacağız ama bu sene bu takımın düşmemesi lazım. Benim gayem, niyetim, arzum bu. Oradaki insanlar da bunu hep beraber aynı şeyi düşünüyoruz. İnşallah iyi olacağına inanıyorum. Evet başkanım, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar rica diliyorum ediyorum. Ve başarılar sağ diliyorum olun. Size. Cumartesi günü görüşürüz inşallah. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Şükrü Bodur'du hattımızın ucunda ve çok samimi açıklamalar yaptı. Ordu'nun sporu için, Ordu Spor için bizce büyük bir fırsat, kaçırılmaması gereken bir fırsat. Zira hep beklentimiz şuydu, güvenilir bir adamın işbaşı yapması gerekir ki hem halk peşinden gitsin, hem esnaf hem de siyasiler güvenip ona destek olabilsinler. Şimdi tam aranan adam ve ekibi bulundu gibi, zira tek başına da gelmeyecek gibi. Halkı kucaklayacak, vatandaşı kucaklayacak ekibi de var. Şükrü Bodur'un bir noktaya daha değinmek istiyorum. Biraz futbol oynamış, biraz bu işten anlayan birisi olarak amatörden takım çıkartmak gerçekten çok zor. Orduspor'un, yeni Orduspor'un nasıl üçüncü geç çıktığını unutmayınız. Yani tesadüfen çıktı aslında. Birçok takım var orada. Sinop gibi, Amasya gibi. Bu işe çok fazla yatırım yapmış, para harcamış. Ancak çıkmayı başaramamış bir sürü takım var orada hala bekleyen. Dolayısıyla bu işin kıymetini bilmek lazım. Bu ligdeyken takımı koruyup en azından bu sene bu ligde bırakıp daha sonra da yukarı tırmanacak güçlü temeli olan bir takım yapmak lazım. Orduların bu anlamda Şükrü Bodur'a ve ekibine kesinlikle destek vermesi lazım. Eski yöneticiler de dahil, eski Orduspor yöneticiler de dahil, hepsinin bu anlamda üzerine ne düşüyorsa görev addedip gereğini yapması lazım diyelim ve bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, başkanın kendi ağzından açıklamaları dinlediniz. Ümit edelim ki Ordu'nun sporu adına, Ordu Spor adına iyi bir yönetim oluşturulur. Güzel bir yönetim oluşturulur. Ordu'yu kucaklayacak, Ordu'nun da benimseyeceği bir yönetim oluşturulur. Ve Ordu'nun sporu tekrar yeniden başlar. Zira çok fazla zaman kaybettik ve bu şehrin sinerjisi için muhakkak üst liglerde bir takımının olması gerekir. İsmi herhangi bir şey olabilir. Yani Ordu Spor 1967 olur, Ordu Spor Futbol Kulübü olur, 1967 Ordu Spor olur, yeni Ordu Spor olur, ne olursa olsun ama bir Ordu Spor'un muhakkak üst liglerde olması lazım. Oluşacak sivil toplum sivil yapıya da ben toplumun tamamının destek vereceğine eminim. Başta siyasiler olmak üzere vermek zorundalar. Dolayısıyla
bu ordu spor eğer denildiği gibi sivilleştirilirse, sivil bir yapı oluşturulursa ve milletle kucaklaşırsa çok başarılı günler yakındadır diyerek devam edelim sevgili izleyenler. Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar için bir kahvaltı programı düzenlendi ve kahvaltı programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'le beraber Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu AK Parti Milletvekili Şener Yedi Yıldız da katıldı. Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar için düzenlenen kahvaltı programında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız ve çok sayıda davetli bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tek tek masaları ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Programın açılışı Kur'an tilavetiyle gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız, "Çocuklar bizim geleceğimiz, onları geleceğe hazırlamakla mükellefiz." dedi. Parti Ordu Milletvekili Yedi Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın toplamda 150 çocuğa hizmet verdiklerini aktardı. Aile ve Çalışma Bakanlığımız bu kapsam içerisinde Ordu'da 26 tane çocuk ayırdı. Bu 26'sının 16'sı erkek, 8'i kız, 2'si kardeş evi. Ardından konuşmalarını gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler kahvaltıların devamını diledi. Bizim sosyal devlet anlayışımız bu güzel kahvaltıların içtenlikle bundan sonra da devam etmesini gerektiriyor. Kahvaltının sona ermesiyle Hazal Efiroğlu sofra duası okudu. Rabbil alemin ve selatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ordu Üniversitesi Rektörü Ali Akdoğan, dua okuması nedeniyle Hazal Efiroğlu'nu tebrik etti. Aa, çok güzel bir dua yaptı. Güzel de ezberlemiş, güzel de okudu. Şimdi Hazal'ı tebrik ediyoruz. Gayet güzel. Tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. Evet, sırada bir indirim haberimiz var. Şaşırmayın, evet, ara sıra indirim haberi de verelim ama bu öyle bildiğiniz gibi düzenli bir indirim değil, tek günlük bir indirim. 24 Kasım Öğretmenler Günü için Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Orbel bir günlüğüne Macera Park, Ters Ev ve Teleferik gibi tesislerinde %50 indirim yapacak. Zaman zaman hizmet verdiği alanlarda yaptığı kampanyalarla vatandaşların projelerden indirimli faydalanmasını sağlayan Orbel Anonim Şirketi kısa süre önce öğrencilere yaptığı kampanyanın ardından ülkenin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşı olan öğretmenlere de bu özel günde indirim uygulayacak. Şirket 15.10.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Orbel Anonim Şirketi bünyesinde bulunan teleferik tesisi Tersev ve Macera Park'ta %50 indirim yapma kararı aldı.
24 Kasım günü indirimden yararlanacak öğretmenlerin personel kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartı aranıyor. Evet sevgili izleyenler, yöresel ürünü desteklemek için Ordu Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz Ordu Tarım AŞ'yi kurdu ve bununla ilgili yetişen organik ürünlerin satışı ve pazarlaması artık hem teleferin olduğu yerde hem de şehrin muhtelif yerlerine kurulan küçük büfelerle yapılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye yönelik arı sütü eğitimi projesi kapsamında üretilen arı sütleri Ortar AŞ tarafından Altınordu ilçesinde kurulan büfeler aracılığıyla satışa sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler arı sütünün birçok hastalığa iyi geldiğinin altını çizdi. Ortar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser arı sütünün satışına Altınordu ilçesinde kurulan iki ayrı satış reyonunda başlandığını söyledi. Evet, sırada bir dernek haberimiz var sevgili izleyenler. Korgan Çamlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mevlid-i Nebi programı düzenledi. Mevlid-i Nebi programında din görevlileri Kur'an ve ilahiler okudu, dualar etti. Semazen gösterisi ise programa renk kattı. Merkezi İstanbul Esenyurt'ta bulunan Korgan Çamlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mevlid-i Nebi programı düzenledi. İnsanlığını bize hatırlattın ya Resulallah. Seviyoruz seni hem de görmeden. Sevgin için vardır binlerce neden. Esenyurt Belediyesi Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu, Esof Başkanı Mustafa Gevrek, Kordef Yönetim Kurulu üyeleri, dernek başkanları, iş adamları, Çamlı Mahalle sakinleri ve davetli misafirler katıldı. Mekanları cennet olsun, geceniz mübarek olsun. Düzenlenen programda Çamlı Dernek Başkanı Kemal Karabıcak ve yönetimi ise misafirlerle yakından ilgilendi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yemek ikramının olduğu Mevlid-i Nebi programında din görevlileri Kur'an ve ilahiler okudu, dualar etti. Semazen gösterisi ise programa renk kattı. Program toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu. Evet, bu haberle beraber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Bizden sonra her akşam olduğu gibi spor haberleri ekranlarınızda olacak. Sonrasında da tefekkür saati. Sezgin Yaşar'ın çok önemli konukları var, çok özel konukları var bu akşam ve sonrasında da Tülay'la geziyorum ekranlarınızda olacak. Yarın Cuma, Cuma'nızı şimdiden tebrik ediyorum ve her birinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. TV52 ekranlarından iyi akşamlar. Ben Volkan Deniz. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızdayız. Ordu 1. Amatör Lig'de mücadele eden Ordu Spor 1967 hafta sonu karşılaşacağı Fas'a Yaşam Spor maçı hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Ordu 1. Amatör Lig B grubunda mücadele eden Ordu Spor 1967 hafta sonu oynayacağı Yaşam Spor maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Şükrü Bekiroğlu antrenmanlarda oyuncularını sık sık uyarırken topun ayağa oynanmasını ve oyunun iyi çevrilmesini istedi. Ligde oynadığı 4 maçında kazanan Ordu Spor 1967 Yaşam Spor karşılaşmasında kazanarak 5'te 5 yapmanın hesaplarını yapıyor. Antrenmanı yakından takip eden Başkan Savaş Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Savaş Şimşek kazandıkları Kotyora maçı, kadın futbol takımı ve altyapıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Teşekkür ederim. Bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için. Kotyoru maçı ile ilgili sahaya çıktık. Mücadelemizi yaptık. Güzel bir maç oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Kotyoru kulübüne teşekkür ediyoruz. Onlar da güzel mücadele etti. Bizim hedefimiz bu sene şampiyonluk. Güzel bir altyapı oluşturmak. Bu kulübü tekrar hak ettiği yerlere getirmek. Kadın futbol takımımız evet çok güzel gidiyor.
2'de 2 yaptık. Arma'nın, Forma'nın ve Ordu Spor Kulübü'nün onların üzerinde olması çok ciddi gurur veriyor onlara. Ve performanslarının daha da üstüne çıktılar. Ben onları kutluyorum, gözlerinden öpüyorum. İnşallah bu senenin sonunda da yaz okuluyla birlikte yapılan güzel bir inşallah tesisimiz olacak. Bununla birlikte bu hedeflenen rakam 200-250 bulacağını düşünüyoruz. Bunların yetiştirilmesi ve Ordu futboluna kazandırılması yaş gruplarına göre değişecektir. 3 yılla 5 yıl arasında ordumuzun güzel çocukları inşallah yeşil sahalarda güzel başarılar elde edecektir. Cumartesi günü yapılacak olan kongrede Yeni Ordu Spor'da başkanlık için gündeme gelen isim Şükrü Bodur. Şükrü Bodur konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Ordu Spor eski kulüp başkanlarından Şükrü Bodur, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılacak olan Yeni Ordu Spor Kongresi'nde şartlar oluştuğu takdirde başkan olabileceğini aktardı. Çevre illerin üstliklerde takımı olduğuna değinen Şükrü Bodur, Ordu ili Trabzon'la beraber ülke futboluna hatırı sayılır derecede katkı sağlamış bir şehir. Ama şu an gördüğümüz üzere çevre illerimizin üstliklerde takımları varken ilimizde bu durumun olmaması il futboluna katkı sağlamış olan beni derinden üzüyor. Bugün ilimizi temsil eden 3. ligde mücadele eden bir takımımız var. Şöyle olmuş, böyle olmuş, o bunun takımı, şu bunun takımı demek yerine Ordu futboluna bir şeyler kazandırmalıyız. Bu nedenle hafta sonu yapılacak olan genel kurulda Yeni Ordu Spor'a destek verip bu takımı daha nasıl yukarı çıkarabiliriz onu düşünmeliyiz. Ordu futbolunu eski günlerine döndürmek adına Büyükşehir Belediye Başkanımız İlmi Güler'e büyük iş düşüyor. Kendisinin önderlik yapmasını istiyorum açıklamasını yaptı. TFF 3. Lig'de Yeni Ordu Spor forması giyen Asımcan Çaykıran sezon başında kadro dışı kalmıştı. Asımcan Çaykıran kendisine kulüp arıyor. Ekonomik olarak zor günler geçiren Yeni Ordu Spor, sezon başında ciddi bütçe sıkıntısı yaşamıştı. Mor beyaz siyahlı ekip son 2 yılın aksine kadrosuna kattığı isimlerle makul seviyede sözleşmeler yapmak zorunda kalmıştı. Son 2 sezondur alacağı olan ve fazla forma şansı bulamayan Asımcan Çaykıran, alacaklarını ve sözleşmede yer alan tutarlara göre hareket etmek istediğini aktarınca, Yeni Ordu Spor yönetimi tarafından veto edilmiş, daha makul fiyatlara oynaması teklif edilmişti. Genç oyuncu bunu kabul etmeyince kadro dışı kaldı. Sözleşmesini fesheden genç oyuncu sezonun ikinci yarısında forma giyeceği takımı ise henüz bulamadı. Kariyerinde 1. Lig'de 12, 2. Lig'de 5 maça çıkan Asımcan Çaykıran 3. Lig'de ise 47 maçta forma giydi. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızda olduk. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.